Evet, değerli Güven Grup takipçileri. Yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bize bu ürünü gönderen telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, bizi ürünsüz bırakmıyorlar. Devamlı ürünler yağıyor bize. Kendilerine onun için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün elimizde Lenovo'nun XT90 modelinde bir Bluetooth kulaklığı bulunmakta. Bugün bunun incelemesini yapacağız. Kutudan başlayalım öncelikle. Kutunun dış tasarımı gayet güzel. Renkleri olsun. Şurada morlu, pembeli renkler güzel. 10 metreye kadar bir çekim alanına sahip arkadaşlar. Batarya kapasitesi 35 mAh. Bu 35 mAh büyük ihtimalle kulaklıkların her birinin batarya kapasitesi. 3 saatlik bir kullanım zamanı varmış. Yani tek dolumda 3 saatlik kullanıma sahip arkadaşlar. 1,5 saatte ürünün case'i komple şarj oluyormuş. Batarya kapasitesi de 300 mAh. Bence gayet iyi. 300 mAh. Evet. Şimdi şu kutumuzun üzerindeki jelatini kaldırıp atalım ve kutumuzun açılışına geçelim. Değerli Güven Grup takipçileri. En zevkli kısım buralar ya. Şu jelatin yapılmış maçları var ya. Bunlar gayet iyi. Haydi bakalım, şimdi ürünümüzün açılışına geçelim. Beyler bayanlar. Kutumuzun içinden bir adet kullanım kılavuzu çıktı. Bayağı. Kutumuzun içinden şöyle ürünü önce bir kenara alalım. Bunu en son gösterelim. Evet, kutumuzun içinden bir kutu daha çıktı. Bir adet Type-C çıkışlı şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle küçük bir kablo. Evet, ideal, yeterli. Fazla kablo kalabalığından, yükünden de kurtarıyor böyle ufak kablolar. Bunlar çok tatlı oluyorlar ya. Ben seviyorum böyle kablolar. İçinden birer tane de farklı boyutlarda kulak tıpası çıkıyor. Bunlar zaten standart, opsiyonlu bir şekilde bütün kulaklıklarda geliyor. Bizim için önemli olan ürün burada. Bakalım ürünümüz nasıl? Bak, kutu tasarımı çok iyi. Case'i mükemmel. Piano bilek renkleri. Kutumuz gayet güzel. Case'imiz gayet güzel. Piano bilek bir renge sahip. Gayet güzel. Ben kutuyu bayağı beğendim ya. Yani boyut olarak da böyle tam orta, ne büyük diyebilirim ne de küçük diyebilirim. Tam orta bir boyutta bir case var. Kulaklıklar içinde geliyor. Bazı kulaklık kutularında case ayrı, kulaklıklar ayrı bir şekilde yerleştiriyor ama bunda direkt kulaklıklar case'in içinde. Hemen şöyle içinden kulaklıklarımızı da çıkartalım. Evet, kulaklıklarımız da küçük, kibar bir tasarıma sahip. Böyle hafiften bir AirPods Pro'nun da şeklini andırıyor yani. Biraz gözü de o şekilde geliyor. Bir bağlantı yapalım hemen telefonumuza. Bir ses performansına bakalım. Evet, telefonumuzla eşleşmesini yaptık. Kolayca bir eşleşme oldu. Yani bazı cihazlarda eşleşme yaparken zorlaştırabiliyor durum ama bu gayet direkt çıktı, Lenovo XT90. Direkt tıkladık, bağlantımızı gerçekleştirdi. Şimdi hemen bir ses testine geçelim. Bakalım ses performansı nasıl? Bizi tatmin edebilecek mi? Evet, ben müzik performansını gayet iyi buldum. Bir de yani şaşırtıcı derecede iyi buldum. Çünkü bas performansı gayet yani başarılı. Benim için önemli olan bas sesler. Ben bas seslerde gayet tatmin oldum. Ses seviye yüksekliği de iyi. Ortamla bağınızı biraz kopartabiliyor. Dışarıyla gelen sesi kesiyor ama şöyle bir durum var. Bu cihazda aktif gürültü önleyici yok arkadaşlar. Ama
dışarıyla olan bağlantınızı kesiyor. Yani dışarıdan gelen sesi çok duymuyorsunuz. Bu güzel. Yani böyle bir özellik olmayıp ama bu özelliği varmış gibi bize hissettirmesi gayet başarılı. Şimdi bir arama testi yapalım bakalım. Konuşmada nasıl? Yani ben müzik dinlemede bu ürüne 10 üzerinden 7,5-8 veriyorum. Gayet başarılı. Bir de bakalım görüşmede performansı nasıl? Hemen ona geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şu an telefon görüşmesi testine geçiyoruz. Hemen Ahmet'i dışarıya yolluyorum. Bakalım performansı nasıl kulaklığı. Alo. Yok. Ahmet'cim nasılsın? Ahmet şu an kulaklıkla mı konuşuyorsun? Evet şu an kulaklıkla konuşuyorum. Biraz daha Ahmet konuşabilir misin? Çünkü sesin bayağı kötü geliyor ya. Sesim şu an iyi gelmiyor bak sana. Biraz daha konuşabilir misin? Heh, şu an daha iyi oldu. Daha iyi. Peki bizim sesimiz sana nasıl geliyor? Benim sesim bana güzel geliyor. Bir de ben şu an hoparlörde konuşuyorum. Bir de avizeyi alayım. Bakalım avizede nasıl bir değişim olacak. Şimdi sesim nasıl geliyor Ahmet? Şimdi daha net geliyor. Senin sesin gene iyi, gayet iyi. Evet dur tekrardan hoparlörü alayım. Bir daha söyler misin? Sen olabiliyorsun yankılı ama kulaklığa gelen ses yankısız haberin olsun. Aa güzel, yani dip sesi falan almıyor o zaman. Yok güzel sesli. İyi süper o zaman, hadi gel. Ahmet sen kulaklıklarla konuştun dışarıda. Sen ne diyorsun ürün hakkında? Ürün çok güzeldi. Senin sesin gayet net geliyordu. O da bizim oda yankılı ama senin sesin bana gayet güzel geliyordu. Benim sesim nasıl geliyor bilemiyorum ama. Senin sesin de gayet iyiydi yani. Kaç veriyorsun 10 üzerinden? Ne? Güzelim zaten. Ya zaten marka bölüyük yani. Zaten marka bilindik Lenovo'nun markası. Evet. Ses de gayet güzeldi. Müzik dinlemedim ama 10 üzerinden 8 verilir yani. Yok ben zaten telefon görüşmesi için puanlamayı sormuştum. Telefon görüşmesi için de yine 10 üzerinden 8 veririm. 10 üzerinden 8. Güzel. 10 üzerinden 8. Ben 10 üzerinden 7,5 veriyorum bürüne de. Bürüne de demeyeyim. Bu testi de. Çünkü müzik dinleme testine de 7,5 vermiştim. Telefon görüşme testine de 7,5 veriyorum. Bir atladığımız bir nokta var. Hemen şu ürünün gramajına bir bakalım. Kaç grammış case'imiz? Ürünümüz 37,60 gram case ağırlığı. Kulaklıklarla beraber toplam ne yapıyor? 44,76 gram da komple bütün kulaklıkların, case'in ağırlığı. 44 olmasa da tabii bir yandan bizi bir gururlandırıyor. 44'ü nerede görsem seviniyorum. Kulaklıklar da teki 7,5 gram. Şu an dokunmatiğine dokundum herhalde. Müzik çalmaya başladı. Evet değerli Güven Grup takipçileri. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi şurada gördüğünüz Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da devamlı ürünleri paylaşıyoruz. Devamlı haberler. Ve yine yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve en önemlisi güvende kalın diyerekten kapanışı yapıyoruz.